Kuzeybatı Çin'in Qinghai ve Kansu eyaletlerinde yaşayan Bonan halkı 20 binin üzerinde bir nüfusa sahip. Çin'deki en küçük etnik gruplardan biri olan Bonan halkı İslam'a inanıyor. Bıçak dendiğinde pek çok insanın aklına öldürmek ve katletmek geliyor. Ancak ilk başta akla gelen bu düşünceler bıçak yapımı sayesinde gelişen ve güçlenen Bonan halkının hikayesinin bir parçası değil. Onlar 800 yıldan fazla bir süredir bel bıçağı yapımıyla uğraşıyorlar. İyi bir bel bıçağı yapmak zahmetli bir iş. Özellikle çubuk yapımı esnasında çelik ekleme ve eritme sonrası soğutma gibi 80'den fazla işlem yapmayı gerektiriyor. Bıçak ustaları bu iki zorlu işlemde uzmanlar. Demir dövme işlemi de çok önemli. Dövme işlemi ne kadar doğru yapılmışsa bıçakların sertliği ve dayanıklılığı da o kadar iyi oluyor. Dövme işlemi ne kadar çok yapılırsa çelik de o kadar sağlamlaşıyor. Ayrıca oymalı desenler de çok daha güzel ve incelikli oluyor. Toplumsal yaşam gelişip değiştikçe bir zamanlar günlük yaşamla kullanılan bu aletler el sanatı haline geldi. Bir zamanlar 10 çeşitten fazla bel bıçağı vardı. Bugün 40'tan fazla çeşide sahibiz. Bu özel zanaatkarlık biçiminin gelişimi yalnızca ekonomik kalkınmayla ilgili değil. Geleneksel ikiz bıçaklar ve bir kılıfla iki bıçaktan oluşan mandarin ördek bıçakları Bonan halkının kültürünü yansıtması açısından da değerli. Bonan bel bıçakları bizim zengin ve çok değerli bir kültürel mirasımız. Çocuklar yetişkin olduklarında anne babaları onlara kalıcı bir hediye olarak bıçak veriyor. Mandarin ördek bıçağında bir kılıf ve yan yana iki bıçak bulunuyor. Bu tasarım hep bir arada olmayı ve sonsuz bir bağı simgeliyor. Son yıllarda Kuzeybatı Çin'in Kansu eyaletindeki Lingxia bölgesinde yoksullukla mücadele atölyeleri kuruldu. Bu sayede hem bıçak dövme teknolojisi daha fazla insana ulaşıyor hem de bu özel el sanatı nesilden nesile aktarılıyor.